Haber Odası'na hoş geldiniz. 25 Şubat Cuma 2022 gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Türkiye Yaşar abi konuşuyor. Sıkı, fanatik Kayserispor taraftarı. İlginç bir olayla gündemde. Bununla ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız bugün TÜMSA'ya da gitti. Açıklamalar yaptı. Yine bununla ilgili detayları sizlere aktaracağız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç şehit annesini ziyaret etti. Senegal'de şehit olan hemşerimiz, Allah yeniden rahmet eylesin. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren. Onun annesini ziyaret etti Başkan Büyükkılıç. Bu ziyarette neler yaşandı? Kayseri Valiliği önemli bir genelge açıkladı. İkinci el piyasasında denetim uygulanacak. Pazar günü Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Kayseri Müftüsü Yusuf Akkuş bugün il müftülüğünde bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında neler söyledi? Yine onları aktaracağız. Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu, sele yol açtı. Buradaki son durum yine. Burada sene sonunda eski ehliyetler geçersiz olacak. Bununla ilgili son bilgileri yine sizlere aktaracağız. Asayiş haberleri var. Narkotikle, uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Tüm detayları sizlere aktaracağız. Haber Odası başlıyor. Şimdi Yaşar Arslan, müthiş derecede bir Kayserispor fanatiği. Kayserispor bir yana, dünya bir yana diyen bir kişi. Onunla başlayalım. Bir İstanbul kanalında TV programına çıkmış, duruşması da varmış. Çünkü boşanıyormuş. Duruşması tam maç gününe denk gelmiş. Trabzon maçını, o da demiş ki pazartesi erteleyin çünkü ben maça gitmek zorundayım. İşte Yaşar abinin hikayesi. Dün katıldığı televizyon programında yarın Kayserispor Trabzonspor maçı var. Acil gitmem lazım. Duruşmanın pazartesiye ertelenmesini talep ediyorum diyen Yaşar Arslan Türkiye gündemine oturdu. Ne maçı var? Kayseri Trabzon maçı var. Ne zaman? Yarın. Maça mı yetişmeniz lazım? Evet. Çok mu önemli? Çok önemli benim için. Sizin için bu maçın önemi nedir? Sevda. Fanatik Kayserispor taraftarı olan Yaşar Arslan konuk olduğu programda Kayserispor mu evlilik mi sorusuna Kayserispor cevabını verdi. Pazartesi. Ya ben gideyim o maça, Kayseri Trabzonspor maçına gideyim, boşanma beklesin. Pazartesi günü olur. Kayserispor mu evlilik mi? Kayserispor. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Kayseri'de bugün bazı ziyaretlerde bulunduğu organize sanayi bölgesine gitti. Bu arada TÜMSİAD'ı ziyaret etti. Yeni bir başkan var orada, Osman Atıcı. Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İşte bu ziyaretten yansıyanları şimdi ekranlara taşıyoruz. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanlığı görevini Ocak ayında devralan Osman Atıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Taner Yıldız'a ziyarette AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı, şube olarak sadece Kayseri'yi değil İç Anadolu bölgesini temsil ediyoruz. Çevre illerinde gelişimi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Bu köprünün içerisinde de kıymetli bakanımız bize mihmandar olacak. Bu noktada biz de kıymetli bakanımızın, kıymetli büyüklerimizin arkasından inşallah bu yolda devam edeceğiz. Kıymetli sanayicilerimizle beraber. Haricen de TÜMSİAD olarak biz hep ahilik ahlakından bahsediyoruz kıymetli bakanım. Teknolojiden bahsediyoruz. Ticaret erbaplarını son günlerde yaşanan olaylarla beraber ekonominin geldiği bu sıkıntılar içerisinde nasıl yönlendirebiliriz, nasıl ahlaklı ticaret yapabiliriz hep bundan bahsediyoruz. Dünyada trendler değişiyor, toplum değişiyor, teknolojiyi nasıl ayak uydurabiliriz bunlardan bahsediyoruz. TÜMSİAD olarak, Kayseri Şubesi olarak da bu noktada üzerimize düşen misyonu 2022 yıl içerisinde koşturarak inşallah yerine getireceğiz kıymetli bakanım. Biz burada TÜMSİAD ailesi olarak, Kayseri Şubesi olarak artık şubeyi il temsilciliğinden çıktık kıymetli bakanım. Güzel. 7 tane ilimiz bize bağlı şu anda. Hangi Sivas, iller onlar? Yozgat,
Tokat, Amasya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale'de bizim il temsilcilerimiz. Şu anda Kayseri olarak sadece Tümşiyat ve Kayseri yerelinde değil, aslında İç Anadolu genelinde temsil ediyoruz. Şu anda 800'den fazla diğer illerle beraber üyemiz var. Toplamda Türkiye genelinde 12.000'den fazla üyemiz var. Ama Kayseri olarak büyük bir misyonumuz var. Çevre illeri de Kayseri'nin gelişimine katkı sağlayabilmeleri adına, Kayseri ile entegrasyonlarını sağlayabilmeleri adına, ticaret köprüsü olabilme adına Tümşiyat olarak biz bu noktada önemli olduğumuzu düşünüyoruz. Bununla alakalı da zaten il koordinatörlerimizle de gerekli faaliyetler içerisine girdik. Onlar da kendi illerinde aktifler. Ama şu anda 12 şubeden biri olan Kayseri Tümşiyat için kıymetli. Kayseri ticaret olarak zaten Türkiye için kıymetli Sayın Bakanım. İnşallah güzel faaliyetlerimiz olacak. İnşallah. Bu noktada sizden de gerekli destekleri bekleyeceğiz inşallah. Tabii ki. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yeni göreviniz hayırlı olsun. Bizler de sizlere her zaman bir telefon kadar yakınız ve her sıkıntınızda yanınızdayız dedi. Evet Sayın Başkanım, değerli dava arkadaşlarım, ben de heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle cumamız mübarek olsun. Bugün hayırlı bir günde. Kayseri'de yine bizim bir kısım temaslarımız da olacak. Bundan sonra inşallah eğitimi destekleme platformu hem Kayseri Şubesi'ne hem de Nevşehir Şubesi'ne de inşallah bir konuşma yapacağız. Nasipse orada olacağız. Organize sanayinde bir kısım görüşmelerimiz olacak. Tabii şimdiye kadar görev yapan arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Siz yine göreve devraldınız. Sizlere de başarılar diliyoruz. Her zaman yanınızdayız. Bütün arkadaşlarımla beraber şu anda AK Parti Koca Sinan İlçe Başkanımız, İl Başkan Yardımcılarımız hep beraber biz de bu ziyareti gerçekleştirmek istedik. Tümşiyat'ın şu ana kadar Türkiye'de yaptığı fonksiyonu, yararlı işlerin her birisine şahit olduk. Gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da, genel merkezde, gerekse Türkiye'nin dört bir yanında. Tabii ki Kayseri, diğer illerin daha üzerindeki bir performansla beraber, hamdolsun, hem siyasi istikrarın sağlanmasındaki olan katkıları, hem sanayicilerimize, ticaret erbabımıza olan ekonomik yorumlarıyla beraber her zaman hamdolsun göz doldurmuştur. Biz de çalışmalarınızda eğer Ankara'da genel merkeziniz olan İstanbul'da yapmamız gereken de katkıları olursa her zaman hazır olduğumuzu, bir cep telefonu kadar da yakın olduğumuzu belirtmek isterim. O yüzden ben hem yeni yönetime bir hayırlı olsun diyelim dedik arkadaşlarımıza, hem de geçmiş yönetime de ellerine sağlık, teşekkür edelim dedik. Her zaman, hele hele şu geçtiğimiz kritik süreçte, yani Rusya-Ukrayna krizinin hemen yanı başında olan ülkemizin hiçbir canlılığından, diriliğinden bir şey kaybetmeden bu krizi minimize ederek, en aza indirerek inşallah bunu geçireceğiz. Bütün sivil toplum örgütleri, siyasi organlar her birimiz olarak. O yüzden omuz omuza dayanışma içerisinde inşallah bu süreci de hep beraber atlatacağız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç bugün anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Senegal'de şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Hareket Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit düşmüştü hemşerimiz. Allah yeniden rahmet eylesin. Annesine taziye ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlık Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Hareket Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi sonucu şehit olması nedeniyle İldem'deki evinde şehit ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'la birlikte şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen taziyede Büyükkılıç, Senegal'de şehadeti eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in muhterem annesi Şerife teyzemize taziye ziyaretinde bulunduk. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacı, aziz şehitlerimizin bize birer emanetleridir. Şehidimize Allah'tan rahmet, Şerife teyzemize de sağlık, sıhhat ve sabırlar diliyorum dedi.
Kayseri Valiliği hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirecek bir genelge yayınladı ve bu genelgeyle ilgili önemli başlıklar var. İşte bu haberi şimdi sizlere taşıyoruz ekranlara. Bakalım neler var. İkinci el piyasasında hırsızlık malzemelerinin satışını önlemek, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti, yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla Kayseri Valiliği satışlarda ikinci el malzeme alım-satım belgesinin tanzim edilmesi, taahhütname alınması, güvenlik kamera kayıt sisteminin kurularak çalışır vaziyette olması gibi belirli şartların olacağını duyurdu. Başta kolluk, zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde kişilere adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacak. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre eşya ikinci el piyasasında hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren, hurda satan ve satın alan kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, ikinci el malzeme alım satım belgesinin tanzim edilmesi, hurda alım satım faaliyeti gösteren kişi firmaların tespit edilerek hırsızlık suçuna konu eşya malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması, elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi kişilere ait kimlik ve adres bilgileriyle alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin eşya miktar ve özelliklerini belirtir, ikinci el malzeme alım satım belgesinin tanzim edilmesi, kolluk zabıta birimleri başta olmak üzere yetkili birimlerce hurda ikinci el malzeme alım satımı yapılan yerlerin denetimlerine ağırlık verilerek ruhsatsız veya ruhsatlı olduğu halde hırsızlık malı alımı satışı yaptığı tespit edilen iş yeri kişiler hakkında ilgili birimlerle koordineli şekilde adli idari işlemlerin yapılması, ikinci el eşya malzemelerin alım satımı sırasında kişilerin kimlik bilgilerinin alınması, fatura belgenin ibraz edilmesinin istenilmesi, hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listenin tutulması, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece 18 yaşından küçük kişilerden eşya malzeme alımı ve bu kişilere eşya malzeme satımının yapılmaması, hurda ve ikinci el eşya malzeme alım satımı yapan iş yeri işletmelerin iç ve dış kısmını görecek şekilde güvenlik kamera kayıt sisteminin kurularak çalışır vaziyette olmasının sağlanması, seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi, tanzim edilen ikinci el malzeme alım satım belgesinin bir yıl süreyle saklanması, hususlarına riayet edilmesi gibi şartlar uygulanacak. Pazar günü Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş bugün Kayseri İl Müftülüğü'nde bir basın toplantısı düzenledi. Kandil açıklaması yaptı. İşte o açıklama. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'd. Değerli basın mansupları hoş geldiniz. Malum Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili'dir. Bu da önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan geceye denk gelmektedir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendilerini en çok destekleyen eşleri annemiz Hazreti Hatice validemizi kaybetmişlerdi. Yine onunla birlikte amcası Ebu Talib'i de kaybetmişti. Bu sıralarda Taif'e gitmiş, orada insanları İslam'a davet etmişti. Hakka, hakikate davet etmişti. Ancak oradan da kovulmuştu bir nevi. Kendisini taşa tutmuşlar, yaralamışlardı. Böyle hüzünlü bir dönemde Allah Teala Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya alıp götürdü ki buna İsra diyoruz, gece yürüyüşü. Oradan da Miraç'a yükseltti. Bu İslam tarihinde ve Peygamber aleyhissalatu vesselam
Efendimizin hayatında bir dönüm noktasıdır. Müslümanlar açısından çok önemli bir olaydır ve bu gece Müslümanlara Rabbimizin 3 tane hediyesi vardır. Bunlardan bir tanesi Allah'a şirk koşmadan vefat edenlerin cennete gideceği, ikincisi Bakara suresinin son ayetleri ve üçüncüsü de 5 vakit namaz. Burada ben 5 vakit namaza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Diğer ibadetleri Allah Teala vahiy yoluyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bildirirken namaz hediyesini özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Miraç'a davet ederek oradan bizzat kendilerine tevdi etmiştir. Bu bizim için çok önemli bir mesaj içermektedir. Allah Teala aslında diğer ibadetlerde olduğu gibi namazı da vahiy yoluyla bildirebilirdi. Ama bunun yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i özellikle katına davet ederek orada namaz hediyesini Müslümanlara göndermiş oldu. Rabbimize bu manada hamd ediyoruz. Ondan dolayıdır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namazı müminin miracı, Cenab-ı Hakk'a yükselişi olarak vasıflandırmıştır. Bütün bunlarla birlikte İsra Suresi çok önemli mesajlar içermektedir. Ben çok değerli halkımıza İsra Suresinin mealini, hatta mümkünse tefsirini okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü İsra Suresinin içerisindeki mesajlar hayatımıza gerçekten çeki düzen verecek çok önemli mesajlar içermektedir. Yine Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü unutmamak lazım. Dinimizde sefer yapılabilecek, namaz için sefer yapılabilecek 3 mabetten birisi de Mescid-i Aksa'dır. Ve Mescid-i Aksa Allah Teala'nın İsra Suresi'nde etrafını mübarek kıldığı bir yer olarak belirtilmektedir. Bu da dinimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. O manada imkanı olanlar Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ziyaret etmelerini, vatandaşlarımızın, imkanı olanların oraları ziyaret etmelerini ben tavsiye ediyorum. Başkanlığımızın da bu hususta gerekeni yaptığını biliyoruz. Duyurularımızda bunu da ifade ediyoruz. Böylece bu gecenin milletimize, memleketimize, ümmeti Muhammed'e hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şu anda maalesef savaşlar var. Yeryüzündeki kanın, gözyaşının, üzüntülerin, kederlerin bu vesileyle, bu gece vesilesiyle son bulmasını, barışın, huzurun, kardeşliğin yeryüzüne hakim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün halkımızın, bütün milletimizin ve ümmeti Muhammed'in Miraç gecesini şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Yeşilhisar ilçesine gidelim. Soğanlı Mahallesi önemli bir bölge, turizm bölgesi. Burada sağanak yağış, daha sonra sel meydana gelmiş. Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci'nin bir açıklaması var. Can ve mal kaybı yaşanmaması tek teselli sebebimiz demiş. İşte o detaylar.
Soğanlı bebekleriyle ve peri bacalarıyla ünlü Soğanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Can ve mal kaybının olmadığı selin geldiği anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci, can ve mal kaybının yaşanmamasının tek teselli sebebi olduğunu söyledi. Cebeci, geçen senenin kurak geçtiğini anımsattı. Cebeci, uzun süren kuraklık nedeniyle Akköy ve Soğanlı köyleri sınırlarını içine alan Akköy barajımızda su seviyesi iyice düşmüştü. Ama bu yağışlar ile doluyor olması bizi mutlu etti, dedi. Efendim, sene sonunda eski ehliyetler geçersiz olacak. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yasal olarak eski tip sürücü belgeleri geçerlilik süresi sona eriyor. Peki ehliyet yenilemek için neler yapılmalı? İşte haberimiz. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlanmıştı. Sürücülere yeni ehliyetlere geçiş için 2022 yılının sonuna kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz olacak. Yeni ehliyetlerini almayanları ilgilendiren ehliyet yenileme işlemiyle ilgili hatırlatma yapıldı. 31 Aralık 2022'ye kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Eski ehliyete sahip vatandaşların yeni çipli ehliyete geçmesi için hastaneden sürücü olur sağlık raporu alması gerekiyor. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden online olarak ya da Alo 199 hattını arayarak yeni sürücü belgesi için randevu alarak belgelerin hazırlanması gerekiyor. Sürücü belgesi yenileme için gerekli evraklar ise şu şekilde: gerekli harçların ödendiğine dair belge, sağlık raporu, nüfus cüzdanı veya pasaport, adli sicil belgesi, bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubu kartı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç zaman zaman bölgelere, ilçelere, mahallelere gidiyor. Sakinlerle bir araya geliyor. Büyükkılıç vatandaşlarla kucaklaşıyor, talepleri bizzat dinliyor. Bu kez Keykubat Mahallesi'ne gitti. Mahalle muhtarı Murat Külahçı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği doğrultusunda yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta muhtarlar ve vatandaşlarla kucaklaşmaya, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye, talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Sizin cumanız, kandilimiz şimdiden mübarek olsun. Keykubat Mahallesi Keykubat Camii'nde cuma namazını kılan Başkan Büyükkılıç, cami çıkışında cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükkılıç, vatandaşların cuma gününü ve yaklaşan Miraç Kandili'ni tebrik ederek vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, cuma namazının ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnaflara hayırlı bereketli işler dilerken daha sonra Keykubat Mahalle Muhtarlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda mahalle muhtarı Murat Külahçı ile mahalle sakinleriyle sohbet ederken talep ve önerilerini de dinledi. Ziyaret esnasında esnaf, vatandaş ve özellikle çocuklarla sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. Rusya-Ukrayna krizi, savaş başladı. Üzücü olaylar yaşanıyor. Türkiye'nin gündeminde de bu kriz var. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor İsmail Emrah Kariyel, TMM'de söz aldı AK Parti grup adına ve Rusya-Ukrayna krizinin savaşını değerlendirdi. Tabii başlangıcı aslında 2013 yılı. Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin, o dönemde Ukrayna'da Rusya yanlısı yönetime karşı yönetimin Avrupa ile olan anlaşmayı askıya alması, bunun üzerine Batı yanlıları ve Batı ülkelerinin de çeşitli ülkelerinin de desteğiyle birlikte Batı yanlılarının başlattığı gösteriler ve bu gösteriler neticesinde Kiev meydanında, Kiev'deki meydanda hepimizin aslında televizyondan da canlı olarak seyrettiği gösteriler neticesinde oradaki istikrarın zarara uğraması, neticede Kırım'ın ve Donbas bölgesinde ortaya çıkan fiili durum. 2014 yılında buraların Rusya tarafından Kırım'ın ilhakı ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçılar, bunların Rusya yanlısı güçler olarak Rusya'nın da desteğiyle
Ukrayna içerisinde Rusya'nın aslında bugün atacağı adımları şimdi baktığımızda çok daha net görüyoruz. Hazırlar şekilde tavırlarının olduğunu gözlemledik. 2014 sonrasında Minsk'teki anlaşmalar çerçevesinde aslında biraz daha durağan bir döneme girildi. Ama bu süreç içerisinde de özellikle son dönemde takip ediyoruz ki aslında Rusya şu an hazırlamış olduğu operasyonun gerekliliklerini yerine getirmiş, birliklerini kaydırmış, donanmasını Kırım'a getirmiş, Kırım civarındaki askeri birliklerini tahkim etmiş, Ukrayna'nın etrafına ciddi bir askeri yığınak yapmış, Belarus'ta yapması gereken adımları atmış ve en son olarak da hepimizin yakından takip ettiği gibi askeri tatbikatlar bahanesiyle Belarus'ta çok daha yakın ilişkiler içerisinde ve Ukrayna etrafında kendi askerini tahkim etmesi, hazır hale getirmesi söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ülkemiz için önemlidir ve ülkelerin özellikle iki ülkenin liderleriyle yaptığı görüşmeler barışın sağlanması anlamında son derece kıymetlidir. İki ülkenin de aslında güvendiği ve görüşmeler anlamında da güvenilen ülke olarak ifade ettiği ülkedir Türkiye. Dolayısıyla bundan önce hep çözümün tarafı nasıl olarak yer aldıysa bundan sonra da çözümün bir parçası olarak yer alacak. Bu anlamda özellikle ifade etmek istiyorum. Bizim diplomatlarımızdan, büyükelçiliğimizden ve konsolosluklarımızdan bahsediliyor. Özellikle Kiev'deki büyükelçiliğimiz ve Odessa'daki başkonsolosluğumuz görevinin başında Dışişleri Bakanlığımızdan bunun teyidini aldık. Gerekmesi halinde oradaki vatandaşlarımızın tahliyesi için nasıl dünyanın diğer ülkelerinde gerekli operasyonlar yapıldıysa, Afganistan'da örnek en son yaptığımız operasyonlardan birisi yapıldıysa, bir insanımızın hasta olsun veya durumu zor olsun getirilmesi için dünyanın dört bir tarafına nasıl bir kişi için bile devletimiz uçak gönderiyorsa, bu güce sahipse, oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesi için gereğini yapacağını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un bir açıklaması, tarım kredi kooperatiflerine borçlu olan çiftçiler için yapılandırma geldi. Bu yapılandırma ile ilgili bilgiler verdi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden çiftçilerin borç yapılandırması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilerin borçlarını yapılandırdığını duyuran Ersoy, paylaşımında "Her fırsatta tüm mercilerde dile getirdiğimiz yapılandırma talebimiz karşılık buldu." dedi. Borç yapılandırmasına göre 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli çiftçi borçlarının defaten ödenmesi halinde temerrüt faizinin tamamı silinecek. 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borçlar ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilecek. Son dönemde biraz pik yaptı yine korona, yeni varyasyonlar. Kayseri'de de bayağı bir artış var. Şimdi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker gerekli açıklamaları o yapıyor şehir hastanesinde. Yine bir açıklama yaptı. Önce aşıyla ilgili, Turkovak aşısıyla ilgili Turkovak vurulanlarda yan etki yok dedi. Bir de aşısızlar var. Hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut dedi Toker. Kayseri'de yerli koronavirüs aşısı Turkovak'a yoğun ilgi olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker, aşı uygulanan vatandaşlardan da aşıyla geri dönüşlerde olumsuz hiçbir yanıt almadıklarını söyledi. Turkovak başvuruları Kayseri'de gerçekten güzel sayılarda. Birçok diğer aşıyla neredeyse başa baş, özellikle inaktif aşılar içerisinde en net tercih edilen aşımız Turkovak şu anda. Kayseri'nin geliştirdiği aşı olduğu için vatandaşlarımız aşısına sahip çıkıyor. Ve bu süreçte aşıyla ilgili yan etkiler, geri dönüşlerle ilgili hiç olumsuz bir yanıt almadık. Aşısına olan kişilerin koruyuculuk ve
hastalık geçirme durumu da şu an için diğer aşılarla benzer şekilde iyi gidiyor. Ayrıca bu hafta itibariyle 18 yaş altı, 18-16 yaş grubuna da TÜRKOVAK uygulamaya başladık. Bu yaş grubundan da talepler fazla. Özellikle biz hani randevu sistemiyle çalışmaya çalışıyoruz aşı polikliniklerinde ama TÜRKOVAK için özellikle randevu fazla verilemediği için ve randevu bulunamadığı durumlar olabiliyor. O noktada da kişiler aşı birimimize uygun saatlerde başvurup randevuları olmasa dahi aşılarını olabilirler. Toker, hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut dedi. Maalesef hani pandeminin bitmek bilmeyen süreci devam ediyor. Bunu daha önce de belirtmiştik. Aşılılar için aslında hani her şey çok güzel geçiyor. Hastalık olsa bile ki olma ihtimali de azaldığı için iyi de geçiriyorlar. Evlerinde herhangi bir hastane yatışı olmadan aşılılar hastalıklarını geçiriyorlar. Ancak hala hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut. Akciğer tutulumları, uzun vadede nefes problemleri, oksijen ihtiyaçları, eve oksijen tüpü ya da makinesi gönderme durumumuz oluyor. Ve yani iki senenin sonunda gerçekten hiç aşılanmamış vatandaşlarımız hastalığı geçirdiklerinde çok pişman oluyorlar aşı olmadıklarına bugüne kadar. O yüzden en önemli silahımız aşıyı, özellikle yaz ayları gelmeden güzel bir maskesiz güzel temiz havalara sahip olma zamanı gelmeden olmamız gerekiyor. Kayseri'nin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Şimdi bir yolcu otobüsüne bir operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti, iki kişi gözaltına alındı. Son derece ilginç bir durum. Süt kutusunda uyuşturucu oraya saklamışlar ama polis onları yakaladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında BG ve AY'nin Doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü tespit eden ekipler otobüsü Malatya yol uygulamasında durdurdu. Şüpheli iki kişiyi gözaltına alan ekipler yaptıkları aramada süt kutusunun içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Son aylarda bu sahte alkol olayları da arttı. Yine bir operasyon var Kayseri'de, Erklet Mahallesi'nde yapıldı. 350 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asal Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından Kocaeli ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsın kaçak alkol üretimi yaptığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Ekiplerin ikamete yaptığı operasyonda 350 litre el yapımı sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte vodka ve 5 litre etil alkol bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken M.Y. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün Selçuklu Mahallesi'nden üzücü bir olay yaşandı. Bir vatandaş işe gitmeden önce evde duşa girmiş ancak banyoda duşta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı doğumlu Ayhan Şito sabah işe gitmeden önce duşa girdi. Uzun süre duştan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen ailesi kapıyı açmayınca durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Banyo kapısı açıldığında Şito'yu yerde hareketsiz şekilde yattığını gören sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ancak şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın duşta kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yeri incelemesinin ardından Ayhan Şito'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şito'nun kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Otopsi sonrası Şito'nun cenazesi İldem'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilecek. Dün akşam saatlerinde bir olay yaşanmıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tarih Kayseri Kalesi. Surlara çıkmak isteyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Psikolojik sorunları var. Fakat en acı olay şu. Alana toplanan vatandaşların sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmaları ve zaman zaman kahkahalara neden olan sahneler. Gerçekten son derece üzüntü verici. İşte o haber.
psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Yasin T. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri surların altında şişme yatağa kaçarken polis ekipleri de şahsı ikna etmek için surlara çıktı. Bu sırada karenin altında toplanan onlarca kişi de olayı meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarından olayı canlı yayınlarken bazıları da kahkaha atarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen Yasin de karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aranan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Emniyetten 6 farklı adrese operasyon düzenlendi ve 13 kişi yakalandı. 13 gözaltı var. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Ansar Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Ameliyatı ekipleri çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 6 ekiple birlikte farklı adreslere yapılan şok operasyonda bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası olan S.Ö., birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve hükümlünün kaçması suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası olan E.T., hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan C.A., kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.M., hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan S.M. ve hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası olan A.H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca cinsel istismar suçundan 1 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.A., hükümlünün ve tutuklunun kaçması suçundan 25 gün hapis cezası bulunan M.A. ile hırsızlık suçlarından yakalama kararı olan 5 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilirken diğer şahıslar da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Devam. 20-20 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar yine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 32 şahıstan 6'sı da tutuklandı. Kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 şüpheli gözaltına alınırken 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda ayrıca bir adet tabanca ile yaklaşık 17 bin TL değerinde ev ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Ayrıca 6 ayrı adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda bisiklet, ev eşyası, çeşitli eşyalara el konularak yapılan müşteki araştırmalarında 28 bisiklet hırsızlığı dosyasından 28 bisiklet, 3 iş yerinden hırsızlık dosyasından 4 adet lastik, 1 adet matkap, 1 adet şarj ünitesi, 1 adet dekopaj ve 1 adet hilti, 4 evden hırsızlık dosyasından 1 adet bisiklet, 4 adet lastik, 2 adet elektrikli süpürge, 1 adet 37 ekran TV, 1 adet hilti ve 1 adet sunta derme makinesi, 2 adet açıktan hırsızlık dosyasından 2 adet matkap, akü, şarj cihazı ve spiral, 3 adet otodan hırsızlık dosyasından 2 adet akü, 1 adet buffer, amfi, teyp sahiplerine teslim edildi. Deri ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda ise 2368 kişi sorgulanırken adli makamlarca aranan 23 şahıs ve hırsızlık suçundan 9 şahıs yakalandı. 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ile geçirildi. Adli olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda ise kasten yaralama ve yağma olayından bir şahıs yakalanarak mahkemece tutuklanırken bir kişinin ise sosyal medya üzerinden 16.800 TL dolandırılması engellendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. Yine bir uyuşturucu operasyonu, bir zehir taciri yakalandı, gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, UG'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsın adresi tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında UG gözaltına alırken yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas serazı ve 2 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan
rulofolya ele geçirildi. Gözaltına alınan UG'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu kez yine kablo hırsızı, son dönemlerde kablo hırsızları arttı. Yeşilhisar ilçesinde meydana gelmiş Gülbayır Mahallesi'nde kablo hırsızlığı ve bir kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlçeye bağlı Gülbayır Mahallesi'nde haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlık olayları meydana geldi. Jandarma komutanlığınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen KE, jandarma dedektifleri JASAT ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yakalandı. Kayseri Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 16 faili meçhul haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlık olayları aydınlatılırken şüpheli KE işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Jandarma Komutanlığı'nca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. Kuşçu Mahallesi'nde bir olay, jandarmadan kaçamayan bir kişi. Durum şu, kesinleşmiş hapis cezası var. 10 yıl 10 ay kesinleşmiş bir ceza almış, kaçmış ve bu şahıs jandarma tarafından yakalandı. Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'nde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ'de, JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yakalandı. Karakoldaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs cezaevine teslim edildi. Şimdi Cami Kebir Mahallesi'ne gidelim. Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezi. Bir yönetici bina etrafına atılan çöpler, sigara hizmetleri yani bundan bıkmış ve bir uyarı yazısı yazmış. İşte o ilginç haber. Melik Gazi ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin yöneticisi sürekli bina etrafına atılan çöp ve sigara izmaritlerinin çöp kutusuna atılmamasından dolayı giriş kapısına bir not bıraktı. Yöneticinin yazdığı not görenleri güldürürken aynı zamanda da düşündürdü. Yönetici binanın girişine astığı notta ise şu ifadelere yer verdi. Buralara çöp ve izmarit atan hayvanlar buraları babanızın uşağı mı temizleyecek? Karşınızda, yanınızda her yerde çöp kutusu var. Eşek olmasanız bunları buralara atmazsınız. Büyükşehir'in denetimlerine geçelim. Büyükşehir zabıtadan servis araçları ve ticari taksilere denetim. Bu denetimlerde neler yaşadı? Mesela otobüs duraklarını park ederek işgal eden araçlar, ayrıca araçların temiz bakımı olması yönünde araç şoförleri de uyarılmış. Zabıta kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İşte detaylar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren personel servis araçları, okul servis araçları, ticari taksiler, UKOME kararı gereği doğu ve batıdan gelen ilçe araçları ve otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçlarla ilgili düzenli olarak denetimler devam ediyor. Öğrencilerin, fabrika çalışanlarının ve ticari taksi kullanan vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlanması amacıyla denetimler yapıldı. Bu kapsamda zabıta ekipleri araçların özel izin belgeleri, şoför özel izin belgeleri, araç teknik uygunluk belgeleri, okul servis araçlarında rehber personel bulundurup bulundurmadığı ve servis araçları yönetmeliğine ticari taksiler ve taksi durakları çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinde bulunan kurallara uyulup uyulmadığı ve UKOME kararı gereği doğudan ve batıdan gelen ilçe araçlarının doğu terminaline ve batı terminaline girip girmediği gibi konularla ilgili denetimler gerçekleştirildi. Otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçların da denetlendiği uygulamada ayrıca araçların temiz ve bakımlı olması yönünde araç şoförleri uyarılarak yönetmeliklere belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulandı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kent genelinde bu tür denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime ücretsiz kurs destekleri sürüyor. Başkan Büyük Kılıç'ın özel kardeşlerim dediği engelli vatandaşlara yönelik hizmetler son derece önemli ve Büyükşehir Belediyesi
ücretsiz EKPSS kursu hizmeti veriyor. Engelli vatandaşlara yönelik eğitim, sağlık, spor gibi birçok imkan sunan sosyal tesisleri hayata geçirerek örnek projeleri imza atan Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlığı tarafından ücretsiz olarak EKPSS kursu düzenlenecek. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada kurs kayıtlarının başladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi olarak özel kardeşlerimize ne yapsak az, onların kamu personeli olmasına imkan tanıyan engelli kamu personeli seçme sınavına yönelik hazırlık kursu ile kardeşlerimize destek olmak üzere kolları sıvadık dedi. KYMKŞ'nin uzaktan eğitim yoluyla düzenleyeceği EKPSS hazırlık kursunun ücretsiz olacağını vurgulayan Büyükkılıç, özel kardeşlerimiz hepimiz gibi toplumun birer ferdi ve tüm imkanlardan eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptirler. Hatta onlar hepimizden bir adım önde olmalılar. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla özel kardeşlerimize hizmet etme gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda kardeşlerimizin kamu personeli olmasına imkan tanıyan EKPSS'ye hazırlanmalarında onlara destek olmak için online ve ücretsiz şekilde kurs düzenliyoruz. Hizmetimiz kardeşlerimize hayırlı olsun. Hayatları boyunca bu sınavda ve giriştikleri tüm işlerde kendilerine başarılar diliyorum şeklinde konuştu. EKPSS kursuna kayıt olmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi öğrenci ve genç dostu bir belediye olarak eğitim alanında öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan farklı branşlarda birçok ücretsiz kurs düzenleyerek eğitime destek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KYMKŞ'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı için başlattığı yoğun ilgi gören ücretsiz online lisans KPSS kursu ve KAYMEK Gençlik Merkezlerinde yine ücretsiz olarak düzenlenen LGS-YKS hazırlık kursu devam ediyor. Ayrıca KAYMEK AŞ'nin farklı tesislerinde ve online olarak çeşitli kurslara başvurular sürüyor. Kültür sanatla devam edelim. Ahi Evran'ın hayatını anlatan tiyatro oyunu ücretsiz tiyatro severlerle buluşacak. Burada Başkan Büyükkılıç'ın da bir açıklaması var. Kayseri kültür sanatı merkezi olacak diyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç'ın kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem kapsamında tarihi ve kültürel değerleri tema edilen edebi yarışmalardan el sanatları ve kültürel sergilere, konserlerden tiyatro oyunlarına kadar birçok kültür sanat etkinliği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Yaptıkları etkinlik ve faaliyetlerde kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada ticaretin, endüstrinin büyük bir tarihi mirasın ve eğitimin beşiği Kayseri kültür sanatında merkezi konumunda. Yerel yöneticiler olarak şehrimizi her alanda çok daha iyi noktalara yükseltmek için çaba harcadığımız gibi kültür sanat faaliyetlerine de ayrı bir önem veriyoruz. Birçok farklı etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, Kayseri'ye yakışan kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz dedi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Ahi Evran'ın hayatını anlatan tiyatro oyununun Kayserililerle buluşacağını ifade eden Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Ahi Evran'ın öğretileri ticareti ve esnaflığıyla şekillenen ahili kültürü ve bu kültürün değerleriyle yoğrulmuş Kayserimiz için Ahi Evran'ın önemi büyüktür. Ahi Evran'ı yaşayan ve yaşatan önemli bir şehir olarak bizler böylesi önemli bir değeri gelecek nesillere aktarmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. İşte bu anlayış çalışmalarımızı şekillendiriyor. Bu kapsamda konservatuvarımızın tiyatro ekibi Ahi Evran tiyatro oyunuyla vatandaşlarımızla buluşacak. Bu güzel etkinlik için vatandaşlarımıza ücretsiz bilet imkanı da sunuyoruz. Hem şehirlerimizi ve özellikle gençlerimizi hem bu güzel tiyatro oyununu izlemek hem de tüm tiyatro etkinliklerine katılarak tiyatrodan uzak kalmamak üzere Kayseri Devlet Tiyatromuza davet ediyorum dedi. Tiyatro severler Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda 26 Şubat Cumartesi saat 19'da Murat Özdeniz'in yönetmenliğinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin sahne alacağı Ahi Evran Tiyatro oyunu için ücretsiz biletlerini Merkez Konservatuvar ve Merkez Kütüphane'den temin edebilecekler. Melik Gazi'ye geçelim. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda sıfır atık maskotlarıyla öğrencilere çevre bilincinin verildiğini söyledi. Sıfır atık eğitim maskotları ile geri dönüşümde bir farkındalık oluşturacaklarını ifade eden Başkan Doktor Palancıoğlu,
Okullarda yaptığımız işbirliğiyle öğrencilerimize sıfır atık eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Besime Özderici İlkokulu'nun Çevre Dedektifleri Projesi kapsamında Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine dağıttığımız mavi geri dönüşüm poşetlerimize atık malzemeleri topladılar. Kendi elleriyle geri dönüşüm kamyonlarımıza atıklarını yüklediler. Sonrasında öğrencilerimizin toplamış olduğu geri dönüşüm malzemelerinin tesisimize ayrıştırılmasını uygulamalı olarak gördüler ve burada sıfır atık eğitimi aldılar. Öğrencilere geri dönüşümün çevremiz, geleceğimiz ve dünyamız için ne kadar önemli olduğu anlatılarak bu konuda neler yapılabileceği öğretildi. Tesisimize sıfır atık maskotlarımız da çocukların oldukça ilgisini çekti. Ayrıca tesisin uygulamalı çalışması Lego tesis projemiz üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Yapılan bu etkinlikte çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları amacıyla hazırlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm için çalışmalarımız devam edecek dedi. Kocasinan'a geçelim. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Beyazşehir Mahallesi'nde saha incelemesi gerçekleştirdi ve Beyazşehir'e kesiniz ulaşım ile iki yeni park müjdesi verdi. Beyazşehir Mahallesi'nde saha incelemesi gerçekleştiren Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Koçkaya'nın eksiğini tamamlıyoruz. Tamam. Ne zaman başlıyorsunuz? Ne zaman? Yarın. Kocasının hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar şöyle konuştu. Beyazşehir mahallemizdeyiz. Artık bahar yüzünü göstermeye başladı. Bizim de sahadaki çalışmalarımız, faaliyetlerimiz bundan sonrasıyla yeniden yoğun bir şekilde başlayacak. Burada Beyazşehir mahallemizdeki Koçkaya Caddemizin eksik bir kısmı vardı. Onu tamamlamak üzere de inşallah ilk programımızı, fen işleri olarak ilk programımızı buradan başlatıyoruz. Yarından itibaren inşallah burada iş makineleri çalışmaya başlayacak. Yolun eksik kısmı tamamlanacak. Buradaki 35 metrelik yolumuzun eksik kısmını tamamlayıp Koçkaya Caddemizi kesintisiz olarak hizmete açmış olacağız. Ve bu yolun sağında solunda da yapılması gereken parklarımız var idi. Bu parklarımız da önümüzdeki günlerde üzerinde ağaçlandırma çalışmaları, yeşillendirme çalışmaları başlayarak Beyazşehir bölgemizdeki eksik olan bu parklarımız da inşallah tamamlanmış olacak. Bölgemizdeki yaşayan hemşehrilerimize, Kocasinan'ımıza hayırlı olsun. OSB ziyaretler devam ediyor Yunus İmamoğlu'na. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Başkan İmamoğlu ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ziyaretinde hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. Kayseri OSB'nin şehrimizin yüz akı olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, üretim her zaman takdire şayandır. Allah tüm sanayicilerimizden razı olsun dedi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yönetim kurulu üyeleriyle birlik beraberlik içinde üretimin artması için çalıştıklarını kaydetti. Bünyan'da zabıta ekipleri zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gıda ürünlerinde gerçekleşen %7 KDV indirimi sonrası ilçede bulunan zincir marketlerde indirimin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, fiyatlardaki etiket ve kasa uyumu, fahiş fiyat ve gramaj kontrolleri yapıldı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Altun, temel gıda ürünlerinde KDV'nin %1'e indirilmesinin ardından ilçemiz genelindeki marketlerde KDV indirimi, etiket, fahiş fiyat, reyon ve kasa fiyatı yönündeki gerekli denetimler yaptık. Konuya hassasiyet gösteren marketlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum dedi. Şimdi havalar ısınıyor, KDV indirimi semt pazarlarında fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Kayseri'deki semt pazarlarındaki fiyatlar. Kayseri Merkez Kocasinan ilçesi Sabiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yoğunluk yaşandı. KDV'den yapılan %7'lik indirim sebze ve meyve fiyatlarına yansıtıldı. Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte ürün bollaştı ve fiyatlar az da olsa düştü.
Ancak ürünlerde yaşanan aşağı yönlü düşüş, alım gücü düşük tüketiciler tarafından yeterli bulunmadı. Pazar tezgahlarında satışa sunulan bazı sebze ve meyve fiyatları ise şu şekilde. Soğan 2,5 lira, patates 5 lira, domates 7,5 lira, biber 20 lira, kapya biber 15 lira, patlıcan 12 lira, kültür mantarı 22 lira, istiridye mantar 25 lira, karnabahar 12 lira, pırasa 3 lira, limon 2,5 lira, portakal 4 lira. Aleykümselam abi. Yayar mı? Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne İHA 1 eğitim yapıldı. Yani pilot eğitimi verildi. İşte bununla ilgili haberimiz. Gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçlarının kullanım olanakları ve kullanıldığı alanlar da artış gösteriyor. Bu nedenle Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri İHA 1 insansız hava aracı pilotu eğitimi düzenlendi. 36 saat teknik eğitimin 4 saati arazide uygulamalı olarak verildi. Eğitime Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Öztürk ve Basın ve İletişim Şube Müdürü Kudüs'ü Karabulut ile personeller katıldı. Burada konuşan Öztürk, gelişen teknolojiye dikkat çekerek bunun her alanda kullanılmasının işleri kolaylaştırdığını ifade etti. Öztürk, arşivinin oluşturulmasında 3 boyutlu modelleme ve haritalama, arazi ölçümleme, orman yangını, orman koruma, ağaçlandırma sahalarının kontrolünde hava araçlarını kullanmak önemli. İnsansız hava araçlarının çok amaçlı kullanımının kurumumuza fayda sağlayacak eğitimin faydalı olmasını dilerim dedi. Yeniden Kayseri OSEB'deyiz. Mostar'da Kayseri OSEB'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Moster Başkanı Mustafa Balcı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kayseri OSEB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kayseri OSEB Başkan Vekili Murat Yiburla, yönetim kurulu üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu da yer aldı. Moster tarafından gerçekleştirilen ziyarette Türkiye'deki OSEB'ler ve mobilya sektörüyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bellona Kayseri Basketbol, OGB Orman Sporu ağırlayacak. Bununla ilgili haber izleyelim. Hafta içi oynanan erteleme maçından Nisip Aydın'ı mağlup eden ve bu sezonki 5. galibiyetini alan Bellona Kayseri Basketbol, 26 Şubat Cumartesi ligin 19. haftasında Orman Sporu konuk edecek. Son hafta aldığı galibiyetle Kayseri takımı puanla 23'e çıkartırken rakibi Ankara temsilcisi Orman Spor ise 32 puanla averajla ligin 2. sırasında yer alıyor. Bellona Kayseri Basketbol baş antrenör Tolga Esenci yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Kayseri Basketbol ile Orman Spor arasındaki müsabaka 26 Şubat Cumartesi Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak. Maç saat 15.30'da başlayacak. Kayseri Süper Amatör Kümü maçlarıyla devam edelim. OSEB Atletik Spor 2, Amarat Gençlik Spor 1. Kayseri Süper Amatör Kümü A grubu ekiplerinden OSEB Atletik Spor, Amarat Gençlik Spor'u 2-1 mağlup ederek 15. haftayı 3 puanla kapattı. Yine Süper Amatör Kümedeyiz. Kayseri Gücü 5, Tomarza Belediyespor 0. Kayseri Süper Amatör Küme B grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Gücü Futbol Kulübü, ligin 15. haftasında Tomarza Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Kayseri Gücü Futbol Kulübü aldığı bu galibiyetle puanını 34'e çıkarttı ve lider Erciyes Esen Makine'yi takibini sürdürdü. Yine amatör kümeden bir başka maç, Hacılar Erciyesspor, Özvatan Gençlik Spor'u 4-0 mağlup etti. Kayseri Süper Amatör Küme A grubunda 2. sırada yer alan Hacılar Erciyesspor, Özvatan Gençlik Spor'u her iki yarıda attığı goller ile 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bilek güreşi, bilek güreşinde 3 önemli derece elde edildi. İşte detaylar.
19-20 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Havva Nur Büyükbiber 45 kilogramda ikinci, Fatma Nur Demirel 80 kilogramda üçüncü ve Yakup Nogay 50 kilogramda beşinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.